Şimdi e, şunla başlayalım istedim Benim en çok merak ettiğim konu, izleyicilerin de merak ettiğine eminim. 31 Mart gecesi de ilk bakacağımız yerler olacak. 1 Nisan'dan itibaren de en çok konuştuğumuz şehirler olacak. İstanbul'da İmamoğlu kurum rekabeti, Ankara'da da Mansur Yavaş altınok rekabeti. Anketler de açıklanmaya başladı. E, nasıl bir durum var? E, neler biliyoruz şu an bu iki şehirle ilgili? Bırak İstanbul'la başlayalım. İstanbul aslında bir genel seçim havasında geçiyor. Hem aday çokluğu hem de sağdaki iktidarın adayı, muhalefetin adayı, diğer partilerin temsilcilerinin daha çok sahada gördüğümüz adreslerin başında İstanbul geliyor ki ülke ekonomisine ve seçmen potansiyeli anlamında da öne çıkan adres olduğu için de böyle olması normal fakat 2019 seçimlerinde bu kadar renkli görüntülere şahit olmamıştık. İstanbul ve Ank İstanbul özelinde Murat Kurum'da Ekrem İmamoğlu arasında yarışın başa baş geçmesi bekleniyor. Buna dair çeşitli analizler, değerlendirmeler yapılıyordu. 2019'daki gibi bir ittifak süreci olmadığı için bu yarış başa baş geçeceği ifade ediliyordu fakat biz anketleri gördüğümüzde hakikaten o tablonun bıçak sırtı olduğunu anladık. Şu şerhi de düşelim 14 Mayıs seçimlerine giderken e, çok fazla anket vardı. Bu anketlerin güvenilirliğine dair de tartışmalar yaşanmıştı. Siyasi partiler en azından hem aday belirleme sürecinde hem de 31 Mart'ı okumak için yeniden başka bir metotta olmadığı için anketlere başvuruyorlar ve sahada hangi bölgelere hangi noktalara güçlerini yoğunlaştırmaları gerektiğine dair de karar vermeye çalışıyorlar. İstanbul'da hem Ekrem İmamoğlu kanadı hem de iktidar kanadı pek çok anket firmasından anketler alıyor. Her sonuçta da şunu görüyorlar. Bu seçim yarışı bıçak sırtı geçecek. Fakat iki partiden de bu bıçak sırtı geçecek yarışa dair çeşitli değerlendirmeler söz konusu. İktidar kanadı İstanbul'da 2019 yılındaki hataları tekrarlamayacaklarına dair bir öngörüye sahip. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kim vardı? Binali Yıldırım vardı. Binali Yıldırım'ın sahada çok fazla etki gösteremediğine belki de geçmişe dönüp bugünden bakıldığında bir hata yapıldığında kabul etmiş bir iktidar var. Murat Kurum'a dair biraz daha umutvari ve seçimleri kazanma ihtimaline dair bir tahminleri iktidar kanadının söz konusu. Fakat Ekrem İmamoğlu kanadı 5 yılda geride bıraktığı 5 yılda hayata geçirdiği projelere güveniyor. Önümüzdeki günlerde atacakları adımlara dair de bir öngörüleri söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul üzerinde şöyle bir tahmin söz konusu. Murat Kurum'un oy potansiyeli anlamında %42 ve %43 bandına kadar çıkabileceği fakat bunu genişletemeyeceğine dair bir tahminleri söz konusu. Ekrem İmamoğlu açısından da anketlerde de ya buna bundan 1-2 puan üstte ya da yakın oranlarda sonuçlar elde ediliyor. Fakat hem DEM Parti seçmeni hem de İyi Parti seçmeni %10'un üzerinde bir havuzun olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun bu havuza gün geçtikçe son 30 günde seslenerek ikna edeceğini ve yarışın önde bitirileceğine daha dair bir tahminleri söz konusu. Başkent Ankara'ya dönelim. Başkent Ankara'da iktidarın e, e, öngörüsü tam anlamıyla tutmuşa benzemiyor. Turgut Altınok güçlü bir isimdi. Çalışkanlığıyla aslında sahada biliniyor. Fakat sahaya her çıktığında seçmenlerle tepkisinin karşılaştığı, seçmenlerin itirazlarının yükseldiği bir e, Turgut Altınok'la biz karşılaştık. Aslında belki de Turgut Altınok da bu tepkileri beklemiyordu. Çünkü çok da AK Parti kimliğiyle özdeşleşen bir figür değildi. Fakat AK Parti'nin adayı olarak sahaya indiğinizde emeklilerden asgari ücretli geçinene kadar farklı farklı kesimlerden insanların şikayet muhatabı olabiliyorsunuz. Bu açıdan da Turgut Altınok'un Anketlerde de bu tepkilerin yansıdığını görüyoruz. Biz iktidar kanadından yapılan anketlere ulaşmıştık. Buna dair kulisleri konuşmuştuk. 15 puanlık yavaşla alt nok arasında bir fark olduğu ifade ediliyordu. 15 Mansur puan. Mansur Yavaş kanadına göre bu bir, fark. Bir saniye Serkan araya girelim. 15 evet. puan çok ciddi bir fark. Evet bu iktidar tarafından yaptırılan anketlerin sonuçlarında olduğu ifade ediliyordu. Zaten sahada çalışırken de bu motivasyonsuzluğun AK Parti cenahında olduğunu biliyoruz. Daha İstanbul'daki havanın Ankara üzerinde yakalanamadığını ifade ediliyorlar. Hatta şöyle de bir şey var. Ankara'nın kazanılma ihtimali sürpriz olarak görüyorlar. İstanbul anlamında daha da iddialar fakat biz bu denklemin değiştiğini nasıl görebiliriz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya indiğinde özellikle 31 Mart'a yaklaştığında hem İstanbul hem Ankara'ya daha fazla yoğunlaşacağını biz göreceğiz. Belki de İstanbul'u hep önemsediğini biliyoruz ama Ankara'ya Erdoğan'ın biraz daha mitinglerle, açıklamalarla desteğiyle Turgut Altınokun o farkı biraz daha kapatabileceği bir tabloyu görebiliriz. Son olarak da Yavaş kanadını ifade edelim. Yavaş da kendine güveniyor. Anketler yaptırıyorlar ve kendi ifadesine göre rekor oyla seçilecek. Erkan çok açıklayıcı oldu. Şimdi liderlerle devam edelim. Bu haftayı nasıl geçirdiler liderler meydanlarda? Çünkü benim aklımda <laughs> en fazla akılda kalan birincisi tabii ki zaten bu haftanın gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere seyyanen zamla ilgili söylediği kasa boş sözleri. İkincisi de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vatandaşla yaşadığı tartışma. Neler aktarırsın bize liderlerle ilgili? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayalım. Geçtiğim hafta başında aslında şunu ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hemen her gün programı söz konusuydu. Sağda çalışacak. Özellikle de CHP'nin güçlü olduğu kentlerde ve kazanma potansiyelinin ...daha yüksek olmasını beklediği yerlerde açıklamalarını yapıyor. Örneğin Aydın bunlardan birisiydi. E, i̇ktidar kanadının elinde olmayan bir büyük şehir. Fakat biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahada konuştuğunda... ...farklı söylemleri dile getirdiğini görüyoruz ki... E, ...Kütahya'da emeklilere dair sözlerine iktidarın temsilcileri de beklemiyorlardı. Biraz daha umutvari olmasına dair bir temenni söz konusuydu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık konuştu. Kasada senin de biraz önce ifade ettiğin gibi paranın olmadığını söyledi. Biz bir yıl boyunca çivi çakmasak emeklilere yapabileceğimiz bu zammı karşılayamayız dedi. Aslında AK Partililer de sahadaki seçmen bazında geçmişte bugünü kıyasladıklarında kendilerinin Geçmişte destek veren emeklilerle ilgili bir sorunlarının olduğunu kabul ediyorlar. Özellikle geçmişe göre AK Parti'yi emeklilerin çok çok büyük oranlarda desteklemediği gibi bir tahlilleri söz konusu. Bunun 31 Mart'a nasıl yansıyacağını da aslında iktidar partisi temsilcileri de bir bakıma merakla bekliyorlar. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar açık bir şekilde yapılamayacağına dair söylemi de emeklileri bir bakıma da umutsuzluğa itmiş durumda. Sen Akşener'i hatırlattın. Akşener yaklaşık 3,5 yıldır sahada olan bir isim. Fakat altılı masa süreci seçimler derken biraz sahadan uzaklaşmıştı programları vesilesiyle. Biz Ankara özelinde bir haftadır Meral Şener'in sahada olduğunu görüyoruz. Neden İstanbul olmadığı da merak ediliyor. Ankara özelinde çalışmasının nedenine dair de sorgulamalar yapılıyor. Çünkü Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısındaki rakibe karşı bir oy istiyor. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki rakibe dair bir çalışması sistematik anlamda uzun süreli anlamda henüz başlamış durumda değil fakat Sahada tepkilerle karşılaştı. Bunun her gittiği yerlerde karşılaşma ihtimali aslında İyi Parti kanadı öngörüyor. Fakat o günkü açığa çıkan gerilimli seçmeni bir bakıma da azarlayan tavrın bundan sonra tekrarlanmayacağına daha sakin olunacağına dair bir temenni söz konusu. Özgür Özer de yine geride bıraktığımız hafta önce parti meclis toplantısını yapmıştı ve sahaya inme adımlarını atmışlardı. O da sahada çalışmalarına devam ediyor. Şimdi meclis çalışmaları da tartışmalar nedeniyle uzadı. O tartışmaları da ekranlara getirdik. Milletvekilleri de sahaya iniyor ama hani zamanı daha verimli kullanmak adında en çok merak edilen tabii liderlerin bugün ve hafta sonu seçim kampanyasında neler yapacakları nasıl bir hafta sonu bekliyor biz siyasi olarak? Siyasi olarak aslında gündemimizin iyice seçime doğru odaklandığı e, biz söylemlerle bunu göreceğiz. E, bugünden başlayalım. Bugün İstanbul'da olacak CHP lideri Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün için bir programı gözükmüyor. Özel İstanbul'da, Ümraniye'de çeşitli programlara katılacak. Yarın e, memleketi Manisa'da olacak. Pazar günü ise Tekirdağ'da olacak. Seçim çalışmalarına ana muhalefet böyle devam edecek. Ve önümüzdeki hafta biz daha fazla sahada olan bir Cumhuriyet Halk Partisi göreceğiz. Meclis çalışmalarında tamamlanmasıyla birlikte muhalefet tam kadro sahaya inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu programı Muğla özelinde gözüküyor. Henüz tam netleşmedi ama Muğla'da bir miting yapması bekleniyor. İyi Parti Genel Başkanı Akşener yine Ankara'da. Bugün de Gölbaşı'nda Ankara'da İyi Parti'nin de CHP'nin de AK Parti'nin de iddialı olduğu seçim sonucunun çok kestirilemediği bir ilçede olacak. Gölbaşı'nda olacak. Biz de Sözcü Televizyonu olarak liderleri takip etmeye devam edeceğiz. Serkan Allah teşekkürler. Tüm Ankara ekibine kolaylıklar diliyoruz.